29 günde ayet Edebiyat Kampı'nın geldik 5. gününe. Metinlerin sınıflandırması tablosuna giriş yapmıştık. Dünkü videoda anlatmaya bağlı metinleri ele aldık. Bugün ise göstermeye bağlı edebi metinleri göz atacağız. Yani tiyatroya hem geleneksel Türk tiyatrosuna hem de modern Türk tiyatrosuna yakından göz atacağız. Önemli özellikleri bu videoda sana aktaracağım. Yine pür dikkat dinlemeni tavsiye ediyorum. Bu arada 59 gün boyunca bize rehberlik edecek kitabımız hemen önümüzde 59 günde AYT Edebiyat video ders notları. Bu kitaptan 59 gün boyunca AYT Edebiyatı sana anlatacağım. Yine geçmiş yıllarda olduğu gibi 2025'te de hedefimiz 24'te 24 yapmak bunu yapmak hiç de zor değil sonuna kadar yeter ki dikkatli bir şekilde azimli bir şekilde gidin. Her videoda belirttiğim gibi hocam ben de 24'te 24 net yapacağım diyorsan lütfen yorum kısmında kendini göster seni de tanımak istiyorum kimlerle yol yürüyorum sizleri görmek istiyorum. Bu arada kitabın son 50 sayfası biliyorsunuz ki nokta atışı özet tabloları ayrıldı. Yani ÖSM'nin her sene mutlaka soru sorduğu yerleri yine bir özet tablo halinde kitabın sonunda göreceksiniz. Yine videonun açıklama kısmında ücretsiz pidepler de var. Oradan da faydalanabilirsiniz diyorum. Bu videoyu beğendiysen, kanalıma abone olduysan 1 milyonu doğru gidiyorum. Hadi bakalım ekranımız değilsin ve biz gösterme bağlı metinlere yakından göz atalım. Bildiğiniz gibi olay çevresi oluşan Metinleri anlatıyorduk ve olay çevresinde gelişen metinler kendi içerisinde iki ayrılır bir anlatmaya bağlı yani bu olayları birinin size anlatması iki göstermeye bağlı yani bu olayların size gösterilmesine bağlı gelişen oluşturulan metinler olarak düşünebilirsiniz metin içerisinde aktarılan olayların ...sahnede oyuncular tarafından gösterilmesi esasını göre yazılan metinlere biz göstermeye bağlı metinler diyoruz mesela bir tiyatro metnini düşünün orada Anlatma söz konusu değildir. Orada ne vardır? Kahramanların ismi belirtilir. İki nokta şöyle 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 dedi. Ahmet iki nokta şöyle şöyle dedi. Bak dedi de yok aslında. Direkt konuşması. Yani kimse anlatmıyor. Direkt olay sana gösteriliyor. O yüzden göstermeye bağlı metinler diyoruz. Tiyatronun Türk edebiyatında gelişimi, geleneksel Türk tiyatrosu ve modern tiyatro olmak üzere iki başlıkta incelenir. Geçmiş videolarda da bahsetmiştim. Geleneksel tiyatro baktığımız zaman Karagöz, Orta Oyunu, Metta ve Köy Seyirlik oyunlarını görüyoruz. Modern tiyatroda ise trajedi, komedi, dram sırasıyla görüyoruz. Hadi bakalım şimdi modern tiyatroya göz atalım. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların sahnede oyuncular tarafından gerçeğe uygun bir şekilde sahnelenmesine biz tiyatro diyoruz. Tiyatro eski Yunan'da doğmuştur. Milattan önce 6. yüzyılda. Aslında Olympios Dağı'na e, Yunanlar yılın belli bir günde gidiyorlar. Orada çeşitli törenler yapıyorlar. Bu törenler sırasında da Tabi bu bağ bozumu türenleri yani aslında bir tanrıya yapılan tanrı diyanıza soy yapılan bir e, sunumdur törendir diyelim. O ritüeller sırasında din adamları çeşitli dini hikayeler anlatıyorlar. Sonra diyorlar ki ya bu dini hikayeleri anlatırken işte kim var Ahmet Mehmet var diyelim. Ya onlar da burada temsilen dursunlar o konuşmaları yapsınlar. İşte böyle böyle zamanla onlara çeşitli roller veriliyorlar mimikler yapmaya başlıyorlar jest mimiklerini kullanıyorlar taklitler yapıyorlar ve tiyatro böylelikle Eski Yunan'da doğmuş oluyor. Tiyatro eserleri hakkında bugün oyun, piyes gibi isimler de biliyorsunuz kullanılır. Ama tiyatro denildiği zaman benim aklıma aslında üç şey geliyor. Bir, oyunun kendisi değil mi? Oyunun kendisi tiyatrodur. 2- metni de tiyatrodur. 3- oyunun sahnelendiği bina da aslında tiyatrodur. Bu üç kavram benim hemen aklıma geliyor. Türk Edebiyatı'nda modern ilk tiyatro örneğini veren isim unutma Şinasi'dir. Şinasi'nin yazmış olduğu şair evlenmesi adlı bir oyun vardır. Bu edebiyatımızdaki ilk batılı tiyatrodur unutmuyorsunuz. Ama hemen sahnelenmiyor. Hatta uzun bir süre sahnelenmiyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam sahnelenmesi de ikinci meşrutiyet yıllarını buluyor. Yani yaklaşık 40 sene sonra bu oyun ancak sahneleniyor. Ama Şinasi ile aynı dönemde yaşamış onun yol arkadaşı olan Namık Kemal Vatan Yağ Silisre adlı bir tiyatro yazıyor. Ve bu oyun sahneleniyor. Ve bu oyunda isminden de anlıyoruz. Vatan yahut Silisre. Bak vatan ya da kale. Bu kale aslında vatanla eş değer anlamında düşünebilirsiniz. Bir kale savunması için hayatını ortaya koyan gençler anlatılıyor ve bu tiyatro sahnelendikten sonra izleyiciler o vatani duygularla slogan atıyorlar ve Namık Kemal boyundan sonra Magosa'ya, Kıbrıs Magosa'ya sürgüne gönderiliyor. Şimdi tiyatronun unsurlarını göz atalım. Birincisi dramatik örgü. Yani biliyorsunuz romanlarda olay vardı ama artık tiyatroda biz buna dramatik örgü diyoruz. Yani tiyatroda ele alınan olaya biz dramatik örgü diyoruz. Mekan vardır, olayın geçtiği yerdir. Bu, bu, yer dekor yardımıyla sahnede tasvir edilir. Şimdi aksesuarlar vardır. O dekor oluşturan her parça bir aksesuardır. Bu aksesuarların bütünü ise ne oluşturur? Dekor oluşturur. Mesela bir olay anlatacağım size tiyatroda ben göstereceğim. Bu olay sınıfta geçsin. Dolayısıyla sınıfta olan her şey bir aksesuardır. Mesela öğretmen masası, sırası, öğrenci masası, Üçlü pano değil mi? Atatürk Gençliği Hitabı, Bayrağımız İstiklal Marşı ve yazı tahtası vesaire. Bunların hepsi aksesuardır ama bunların bütünü ne oluşturur? Sınıf dekorunu oluşturur. Mekan olayın geçtiği yerdir. Zaman olayların gerçekleştiği an ya da gerçekleşme süresidir. Kişi eserde özellikleri ve konuşmaları belirtilmiş olan kahramanlardır. Bunlara biz kişi diyoruz. Çatışma ise oyun içinde olay örgüsünü geliştiren kişiler arasındaki mücadeleler, anlaşmazlıklar ve zıtlıklar olarak ifade edilir. Ama çatışma dediği zaman aklınıza kavga dövüş gelmiyor. Hep ifade ediyorum. Mesela bir ayrılık bile neyi oluşturur? Çatışma oluşturur. O ayrılık bir tiyatronun konusunda oluşturabilir. Bu anlamda çatışmayı düşünüyoruz. Tiyatroda yine çok çok önemli bir kavram var. Bunu zaten biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da mutlaka şöyle zihninizin bir köşesine not alıyorsunuz. Üç birlik kuralı. Tiyatroda olay, zaman ve mekan birliğine biz üç birlik kuralı diyoruz. Yani üç birlik kuralına göre tiyatroda olaylar tek bir mekanda gerçekleşmeli, tek bir olay olmalı ve tek bir zaman dilimi içerisinde bu olaylar aktarılmalı. Bu biraz tiyatronun kısıtlı imkanlarından kaynaklanıyor. Yani düşünsenize milattan önce Yunan'da doğmuş, tamam doğmuş, yüzyıllarca anlatılmış, yüzyıllarca da sahnelenmiş tiyatro oyunları ama bugünkü gibi teknik açıdan bir gelişme söz konusu değil. Dolayısıyla makyaj yapamıyorlar, kostümlerini değiştiremiyorlar, oradaki dekoru değiştiremiyorlar, e o zaman ne olacaktır? Tek bir mekan olacaktır, tek bir zaman dilimi olacaktır ve tek bir olay olacaktır. İşte buna tiyatroda üç birlik kuralı denir, unutmuyorsun. Şimdi hızlıca bazı tiyatro terimlerine göz atalım. Aktör, sahnede karakteri canlandıran erkek oyuncudur. Aktris ise kadın oyuncağı denir, bu iki kavramı biliyoruz. Dekor ise eserde tasvir edilenleri yönelik olarak sahneye oluşturan nesnelerin bütünüdür, unutmayacaksın. Diyalog oyunda en az iki kişinin karşılıklı konuşmasıdır, Dublör ise oyundaki yedek oyuncu olarak ifade edilir. Fasıl oyun esnasında perde ya da bölümlerdir. Yani mesela gittiniz e, oyunu seyrediyorsunuz. 2 saatlik bir oyun ama 2 saat peş peşe sahnelemez muhtemelen. 2'ye bölünür, 3'e bölünür. İşte o bölümlerin her birine perde ya da fasıl denir, unutma ya da bölüm de denir. Jest oyuncuların sahnede yaptıkları her türlü el, kol, ayak ve beden hareketleridir. Koro ise oyunlarda kadın ve erkeklerden oluşan ve şarkı söyleyen topluluk. Yani düşünsenize mesela... Bir ay içerisinde gerçekleşen bir olay silsilesini size anlatıyorum ama hepsini aktarmam mümkün değil. Hepsini sahnede oyuncuların canlandırması mümkün değil. Dolayısıyla ne yapacağız? Özet kısımları koro. Bir şarkı söyleyerek ben öyle ifade ediyorum zihninizde net bir şekilde otursun diye. Hani bir şarkı söyleyerek oraya hızlı bir şekilde geçecektir. Koro bu anlamda tiyatroda önemli. Kostüm sahnede oyuncuların rollerine uygun olarak giydikleri kıyafettir. Biliyorsunuz her role uygun da bir kostüm belirlenir. Devam edelim kulis. Kulis sahnenin arkasında yer alan ve seyircinin görmediği odadır. Günlük yaşamda zaten bunu e, kullanıyoruz. Mesela bir haber programı seyrediyorsun, siyasi tartışma seyrediyorsun. Diyor ki işte kulis bilgiler. Yani sizin görmediğiniz, kimsenin görmediği arka plandaki yerden alınan bilgi anlamında düşünebilirsiniz. Pandomim ise sadece ces ve mimiklerin kullanıldığı bir tiyatro oyundur. Mesela Charlie Chaplin'in yapmış olduğu Oyun pandemim olarak ifade edilir. Perdeyi az önce söylemiştim. Oyun oluşturan bölümdür. Sahne, oyuncuların rol için çıktıkları ve oyunun oynandığı bölümdür. suflor ise oyun sırasında arkadan konuşmaları fısıldayan kişidir. Yani oyuncular sonuçta bir yazılı metne bağlı değil mi? Bu yazılı metin unutulabilir. Oyuncular tarafından e, atlanabilir. İşte o, o kısımları arkadan fısıldayan kişiye biz suflör diyoruz. Tulat ise metne dayanmayan doğaçlama oynanan oyundur. Şimdi genel anlamda tiyatroya baktık. Hadi gel bir de modern tiyatro türlerinden trajedi bir diğer ismiyle tragediye bakalım. Bu arada ilk tiyatro çeşidi aslında dünyada trajedidir. Hemen yakından tanıyoruz. Konusunu tarihten ve efsanelerden alan ağırlıklı olarak acıklı olayları konu edilen tiyatroya biz trajedi ya da tragedya diyoruz. Tragedy'nin belirgin özelliklerinden bir tanesi konusudur. Konusunu tarihten ya da mitolojiden alır. Bu en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Yani tarih olay ve mitolojik olay. Dolayısıyla tarih olay, mitolojik olaylar e bununla birlikte o kişilerin de yani bu olayları gerçekleştiren kişilerin de bilindik kişiler olması gerekiyor. Yani kahramanlar sıradan insanlar değil, kral, kraliçe, prensler ve tanrılar gibi soylulardır unutmayacaksın. Soylu insanların yaşamı aslında trajedide karşımıza çıkar. Sıradan insanların kesinlikle trajedide yer yoktur. Hani soylu insanlar var. Hem konusu da tarihi olaylar, tarihi konular. E dolayısıyla soylu kişilerle birlikte biz sahnede kaba sözlere böyle öldürme yaralama gibi kanlı görüntülere yer verilmediğini görüyoruz. Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. Öldürme yaralama gibi olaylar yine sahnede canlandırılmayacaktır. Trajediler nazım şeklindedir. Yani öyle bugünkü gibi düz yazı değil nazım yani şiir şeklinde oluşturulur. Sahnede de bu şekilde oynanır trajediler. Aynı şekilde komedi de böyledir. Birazdan değineceğiz. Sahnede üç birlik kuralına mutlaka ama mutlaka uyulur keskin bir kuraldır. Bundan vazgeçmek trajedide mümkün değildir. Trajedi genellikle 5 perdeden oluşur. Yani 5 bölüm şeklinde sahnelenir oyun ve aralıksız da sahnelenirmiş öyle bölünme söz konusu değil. Yani bölümler vardır ama hiç ara vermeden peş peşe oynanır. Şimdi trajedinin dünyadaki önemli temsilcilerine bakalım. Bunu genel kültür anlamında da bilebilirsiniz. Eski Yunan edebiyatında Euripides, Asiklos ve Sofokles bunlar trajedi denildiği zaman akla gelen 3 büyük isimdir. Asla unutmayacaksın. Tekrar söylüyorum. Euripides, Asiklos ve Sofokles en önemli temsilcisidir. Fransız edebiyatında ise Rasim ve Cornel de yine trajedi denildiği zaman akla gelen büyük isimlerdir. Diyoruz ve şimdi geliyoruz komediye. Şimdi trajedi aslında ne söylediysem bazı noktalarda tersini ben komedide söyleyeceğim. Hemen özelliklerini şöyle yakından göz atalım. Kişilerin ve toplumun aksiyen yönlerini güldürücü ögelerle iç içe tiyatro türüne komedi bir diğer ismiyle komedi denir. Komedide korkaklık, cimrilik, dal kavukluk gibi huy ve davranışlar abartılarak seyirci güldürülür ve güldürülürken de düşündürülür. Yani güldürürken aynı zamanda bir mesaj da verilmek istenir komedide. Konular günlük yaşamdan alınır. Hani trajedide konular tarihten ve mitolojiden alınıyordu ya. Komedide ise konuların günlük yaşamdan alındığını görüyoruz. Yine trajediden farklı olarak kahramanlar sıradan kişilerdir. Ama trajedide soylu insanlardı. 3 birlik kuralına uyulur ve manzumdur. Yani bu trajediyle ortak bir özelliğidir. Yine trajedi olduğu gibi 3 birlik kuralına keskin bir şekilde uyulduğunu görüyoruz. Ve manzumdur yani şiir şeklindedir. Kaba şakalara, söz oyunlarına, öldürme ve yaralama sahnelerine yer verilir. Bu konuda herhangi bir sınama yoktur. Halka hitap eder ya. Dolayısıyla bu tür şeylere dikkat etmez. Üslup mükemmel olması da olur. Komedinin en önemli temsilcileri eski Yunan edebiyatında Aristofanes'tir ve Fransız edebiyatında Molière'dir. Molière'nin çok büyük bir usta olduğunu söyleyebiliriz. Bizim edebiyatımızda Tanzimat döneminde etkilemiştir. Tanzimat dönemine geldiğimiz zaman Molière'den daha fazla bahsedeceğiz. İsmi daha fazla geçecek. Komediler yine trajedi olduğu gibi 5 bölümden oluşur. Unutmayacaksın. Ve komedileri biz kendi içerisinde 3'e ayırıyoruz. Bunlardan birisi karakter komedisi. Karakter komedisi yani tek kişi üzerinden ilerleyen bir komedidir. Mesela örnek verecek olursak daha somutlaşsın diye Şaban değil mi? Bir kişi üzerinden, komiklikler üzerinden ilerleyen bir komedi türüdür. Bir diğeri töre komedisi. Yani bir geleneği eleştiren, toplumdaki bir e, durumu komik bir şekilde aktaran komedi çeşidine töre komedisi denir. Entrika komedisinde de çeşitli dalavereler vardır, oyunlar vardır, hileler vardır. Bu şekilde ilerleyen komediye de entrika komedisi denir. Ve şimdi gelelim drama. Bak. Trajedi, acıklı olaylar işlerdi. Komedi bunun tam tersini günlük komik olayları işlerdi. Ve trajedide konular tarihten alınırdı ya da böyle mitolojik unsurlar, konular işlenirdi. Soylu insanlar vardı vesaire. Ama komedide bunun tam tersiydi yine. Daha sonra özellikle Avrupa'ya geliyoruz. 17, 18, 19. yüzyıllar. Ya artık sanatçılar diyor ki özellikle William Shakespeare ve Victor Hugo çok etkili olmuştur bu işte. Ya kardeşim İnsan hayatı bir bütündür. Acıklı olaylar da vardır, komik olaylar da vardır değil mi? Dolayısıyla ben istediğim gibi yazabilirim. Öyle bir tiyatro yazacağım ki yeri gelecek ağlatacağım, yeri gelecek güldüreceğim. Ben sıradan insanları da dahil edeceğim, soylu insanlar da olacak. Ben tarihi olayı da işleyebilirim, günlük sıradan bir olayı da işleyebilirim. Yani kısacası diyor ki bana sınır koyma arkadaşım, ben sınırları tanımıyorum diyor. Ve romantizm akımıyla birlikte dram türü ortaya çıkıyor. Şöyle giriş bilgisinden sonra dramın özelliklerine yakından göz atalım. Hem acıklı hem de güldürücü olaylar bir arada bulunabilir dramda. 18. yüzyılda klasizme tepki olarak doğan romantizm akımıyla ortaya çıkmıştır dram. Konularını milli tarihten günlük yaşamdan almıştır. Yani herhangi bir sınırlama yok gördüğünüz gibi. Ve kahramanlar toplumun her kesimden oluşabilir. Soylu insanlarda sıradan insanlarda yine bu dramda kendine yer bulur. En önemli özelliklerinden bir tanesi tiyatroda üç birlik kuralını yıkmış olmasıdır. Yani trajedi ve komedide Üçbirlik kuralı olmazsa olmazdır ama dramda artık üçbirlik kuralı yok. Bu zorunluluk ortadan kalkmıştır. Yine az önce altını çizmiştik, yanına artı bırakmıştık. Hem trajedi hem de komedi nazımdı. Ancak bu zorunlulukla ortadan kalkıyor. İster nazım ister nesir şekilde yazabilirsin. Herhangi bir sınırlama söz konusu değil dram türünde. İlk örneklerini İngiliz sanatçı William Shakespeare vermiştir dram türün örnekleri bakımından. Ve Victor Hugo ise bu türün. Ee, böyle kurallarını belirlemiştir, sınırlarını belirlemiştir. Bu bakımdan Victor Hugo'da dram türü ve romantizm akımı içerisinde biliyorsunuz ki önemli bir yeri vardır. Daha sonra detaylıca kendisine deneyeceğiz diyorum. Ve şimdilik modern tiyatro bitirdik. Hadi gel bir de geleneksel Türk tiyatrosuna bakalım. Yani biz Tanzimat döneminde 1860'lardan sonra artık Avrupa edebiyatıyla tanışıyoruz ya. Öncesinde tabii bir hazırlık dönemimiz var ama hani Tanzimat dönemi 1860'larda başladığı için ben bu ifadeyi kullanıyorum. Onun öncesinde ise geleneksel Türk tiyatrosu vardı. Öncelikle geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerine bakalım. Modern tiyatronun dışında kalarak kökeni eski inanç ve geleneklere dayalı olan göstermelik türlere genel olarak geleneksel Türk tiyatrosu denilmektedir. Geleneksel Türk tiyatrosunun en belirgin ve en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Bir yazılı metne dayanmaz doğaçlama bir şekilde sahnelenir. Yani oyuncular tabii ki oyunu belki defalarca oynamıştır. Oyunun konusunu bilirler, temasını bilirler, nasıl ilerleyeceğini bilirler, sonunu bilirler ama bunu zihinlerinde bilirler. Yoksa o sahneleri ezbere bilmezler. Ne yapacaklarını, konuşmalarını birebir motomot şeklinde ezberlemezler. O an ne oluyorsa o şekilde akışına bırakırlar kendilerini. Geleneksel tiyatronun ürünleri sözlü edebiyat ürünleri olarak da kabul görür. Çünkü yazılı değildir, doğaçlamadır, sözlüdür. Bu gösteriler şarkı, dans ve söz oyunlarına dayanmaktadır. Ana unsur ise güldürüdür ve güldürüyle birlikte bu güldürü de genellikle yanlış anlamalara dayanır. Unutma, ders ve öğüt verici bir yönü de vardır geleneksel Türk tiyatrosunun. Modern tiyatroda olan sahne, kostüm, dekor, ışık gibi teknik unsurlar geleneksel tiyatroda yok denecek kadar azdır. Geleneksel tiyatroyla modern tiyatroyu orta oyunu bakımından kıyaslayabiliriz. E orta oyunda mesela bir sahne yoktur değil mi? İsmi orta oyunu. Yani nereye bulursan orada bu oyunu sahneleyebilirsin. Bununla birlikte kostüm vesaire hak getire, dekor çok çok azdır. E bir tiyatro binası yoktur vesaire. Böyle bir fark vardır geleneksel tiyatroyla Modern tiyatro arasında. Şimdi geleneksel tiyatronun önemli başlıklarından bir tanesi Karagöz'e odaklanıyoruz. Sınavda çıkma ihtimali vardır. Aman dikkat Karagöz orta oyunu metta çıkabilir. Bence önemli. Aynı şekilde bu e, trajedi, komedi ve dram da önemli. Ancak geleneksel Türk tiyatrosunda Karagöz ve orta oyunu mutlaka çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bakalım bir gölge oyunu olan Karagöz deriden kesilmiş tasvirlere ışık yansıtmasıyla sahnelenen bir tiyatro çeşididir. Karagöz perdenin arkasında bulunan hayali ya da hayalbaz tarafından oynatılmakla birlikte yine hayalbaz tarafından seslendirilir. Yani bir perde vardır ince bir perde arkasında mum yanar ışık vardır günümüz teknolojisiyle. Önünde de deri tasvirleri bulunur. O deri tasvirleri ışık yardımıyla sahneye, perde yansıtılır. Arkada bu işi oynatan kişi de hayalbazdır ya da hayalidir. Neden hayali ya da hayalbaz? E çünkü biz onu Göremeyiz, değil mi? O yüzden hayali adı verilmiştir. Ancak hayale yardım eden bir kişi daha olabilir. Tefçalar şarkı söyler, ona yardım eder, ona da Yardak adı verilir. Aynı zamanda bu sahneye Küşleri Meydanı adı da verilir. Çünkü bu oyunun kurucusu Şey Küşleri adında birisidir. O yüzden bu pire, bu kurucuya saygı anlamında Küşleri Meydanı adı verilmiştir. Bu oyunun oynandığı yere, bu da bence yine önemliydi. Türk halk geleneğinin önemli bir unsur olan Karagöz oyunu kaynağı hakkında çeşitli rivayetler bulunur. Bu rivayetler içerisinde en güçlüsü biliyorsunuz ki şudur. Karagöz'de Hacıvat Bursa'da Ulu Cami yapımında çalışan birer işçidir. Bu iş sırasında caminin yapımı sırasında birbirlerine sürekli laf atarlar, dalışırlar. Diğer e, inşaat işçileri de bunları seyrederler, gülerler, eğlenirler. E, ama işte yavaşlar padişah da, sultan da, mimara kızar. Bu iş neden ilerlemiyor, niye yavaşsınız diye. O da suçu bu iki garibana atar. Bu iki gariban da idam edilir. Ve bunun üzüntüsünü duyan arkadaşlarından şey Küşleri de bunların oyununu gölge oyunu olarak canlandırır. En güçlü rivayet bu şekilde. Tabi çeşitli rivayetler var. Onlarca farklı rivayet var. Ama bu bahsettiğim en güçlü rivayet ve bunun filmi de yapılmıştı. Belki de izlemişsinizdir. Devam ederim. Karagöz oyunları yazılı bir metne dayanmaz. Oyun doğaçlama olarak sahnelenir. Oyun ağırlıklı olarak Karagöz ile Hacivat arasındaki diyaloglardan oluşur. Güldürü ağırlıklı olan oyunda en önemli güldürü unsuru ise Karagöz'ün her şeyi yanlış anlamasına dayanır. Yani tabii ki Güldürü'dür. Geleneksel Türk tiyatrosu güldürüye dayanır. Orada acıklı bir olay yoktur. Bu güldürüde mesela Hacivat'la Karagöz'de şöyle olur. Karagöz cahildir, her şeyi yanlış anlar. Aynen Türk sinemasındaki Şabandır. Bence Şaban'ı zaten Karagöz'den almışlar. Unutma. Her şeyi yanlış anlar, hiçbir şey bilmez vesaire. Hacivat daha okumuş, bilgili biridir. Onu yönlendirir. Ona güzel güzel sözler öğretmeye, cümleler öğretmeye çalışır. Adabı muhaşeret kurallarını öğretmeye çalışır ama Karagöz anlamaz. NATO kafa, NATO mermer. İşte bu durumda bir komediye yol açar. O komedide sahnede oyuncuları, izleyicileri güldürür. Oyunun temel mantığı budur. Unutma. Oyunun merkezinde iki oyuncu bulmaktadır. Karagöz ve Hacıbat. Karagöz okumamış, halk ağzıyla konuşan, söylenen birçok sözü ve kelimeyi yanlış anlayıp ters anlamları yükleyen bir tiptir. Hacıbat ise öğrenim görmüş, medrese diliyle konuşan, bilimle ilgilenen, görgü kurallarına uyarak çevresini etkilen bir tiptir. Her zaman böyle olmaz. Bazen de yarı okumuştur. Böyle tam bilgili, aydın birisi değildir. Yarı böyle okumuş, yarı aydın bir tiptir. Bunu da, bunu da çok iyi kullanır aslında. Başkalarının sırtından, özellikle Karagöz'ün sırtından da geçinmeye çalışır. Bazı oyunlarda da bu özellikleriyle karşımıza çıkar. Bu arada Karagöz ile Hacivat bu özellikleriyle sizce karakter midir yoksa tip midir? Hani roman konusunda söylemiştim. Tabii ki tiptir çünkü üzerine aldıkları bazı özellikleri aşırı derecede yansıtırlar. Unutma tiptirler. Devam edelim. Bunların dışında Çelebi. İstanbul beyefendisidir. Eline bir şemsiye vardır. Takım bir giyer vesaire güzel konuşur. Böyle çapkın birisidir Çelebi. Zenne kadın oyuncudur. Farsça biliyorsunuz kadın zen demektir. Oradan gelir. Türk tiyatrosundaki kadın oyuncuya daha doğrusu kadın kılına girmiş erkek oyuncuya zenne adı verilir. Tiryaki adından anlıyoruz. Çeşitli tiryakiliği olan böyle saros saros etrafta dolaşan birisidir. Beboru'yu böyle çakal birisidir, cücedir tamam mı? Ama çakaldır, böyle sürekli çakallık yapar, kurnazlık yapar. Böyle bir tip olarak karşımıza çıkar. Tutsuz Deli Bekir de hani Türk sinemasında var ya, ey var mı bana yan bakan, İşte anamı kesen ben vesaire böyle saçma sapan psikopat bir tiptir. Unutma. O da yeni bu oyunda e, böyle sık sık karşımıza çıkan bir tip olarak değerlendirilir. En böyle karmaşık dönemde sahneye çıkar. Herkesi zoraki kaba kuvvetle dağıtır. Ve sorunu çözer. O da sorunu o şekilde çözer. Hacivat güzel dille, tatlı dille çözmeye çalışır. Tusuz Deli Bekir ise psikopat yönüyle olayları, sorunları çözer. Zeybek yine adından anlıyoruz. Külhan Bey'i Arap, Yahudi gibi kişilerde bulunmaktadır. Aslında birçok kişi vardır. Mesela Bolulu vardır. Genellikle himak ustası olarak, e, aşçısı olarak karşımıza çıkar. Kastamonulu vardır, Kayserili vardır. Böyle... Osmanlı'nın başkentine gidin tamam O bakımdan ben bu oyunları çok önemsiyorum. Karagöz kişileri Osmanlı toplumunun kültürel özelliklerini gösterir. Yani siz bundan 300 sene önce İstanbul'a gidin. Orada kimi görürseniz aslında bu oyunda da o kişiler karşımıza çıkar. Tam bir o dönemin İstanbul özetidir Karagöz. Gelelim şimdi Karagöz oyunun bölümlerine. 4 bölümden oluşur. Birinci bölüm giriştir. Semai okuyarak Hacivat'ın sahne gelerek oyunu başlattı bölüm olarak bilinir giriş bölümü. Yani sahne karanlıktır, ışıklar yanar bir oyuncu sahneye çıkar. tabi gölge oyununda o kişi Hacıvat'tır Sema. Yani bir türkü okuyarak sahneye çıkar. Daha sonra Karagöz'ü sahneye çekmeye çalışır ama Karagöz de naz yapar. Hemen sahneye çıkmak istemez. Çıktığı zaman da bir güzel Hacıvat pataklar ve karşılıklı atışmalar başlar. Oyunun en komik yerlerinden bir tanesi de bu atışmalardır. Oraya da muhavere adı verilir. Unutma. Daha sonra diğer oyuncular da oyun içerisine girer. Yani sahneye çıkar. Orası da fasıl olarak adlandırılır ve en sonunda oyun biter. Orası da bitiş bölümüdür. Sahnede en son Karagöz kalır ve Karagöz der ki her ne kadar sürçili ettiysek affola. Hatta onun için der ki yıktım perdi, eyledin veran, koşayım haber vereyim sahibine hemen şeklinde. Böyle klasik sözlerle oyunu bitirir ve Karagöz oyunu burada bitmiş olur. Önemli olduğunu düşünüyorum. Aman bölümlere de dikkat edin. Neden sormasın sorabilir. Gerçekten sorabilir. Bunu içten samimiyetle söylüyorum. O yüzden bölümleri de bilmekte fayda var. Orta oyuna gelelim palanga adı verilen yuvarlak bir alanda yazılı olmadan doğaçlama bir şekilde oynanan içinde dans, müzik, şarkı bulunan geleneksel oyuna biz orta oyunu diyoruz. Orta oyununda dekor olacak sadece iki eşya bulunmaktadır. Yeni dünya olarak adlandırılan bir paravan ve iş yeri olarak kullanılan dükkan. Yani mesela ben bir düğün yaptım ya da birisi çocuğunun sünnet düğünü yaptı vesaire. E misafirler var onları eğlendirmek için bir ekip tutuyorum. Bunlar orta oyuncusu. Bunlar geliyorlar. Bahçede yuvarlak bir alan kendilerini belirliyorlar ve oyunu sahneliyorlar. İşte o orta oyunu mantığı budur. Büyük bir oranda. Şimdi yuvarlak bir alanda ortada oynanır. Bu alana palanga adı verilir. Dekor yok denecek kadar azdır. İşte iki tane dekordan bahsettik. Paravan ve yeni dünyadan. Bunlar çeşitli amaçlarla kullanılır. Dükkan, ev vesaire bu şekilde değerlendirilir. Özelliklerine bakmaya devam edelim. Orta oyunu kişileri ve bölümleri bakımından göz oyunuyla büyük bir benzerlik gösterir adeta Karagöz oyunu sahneye çıkmış, vücut bulmuş haldir denilebilir. Gerçekten de böyledir. Bölümler itibariyle, kişiler itibariyle, oyunun mantığı itibariyle tamamen böyledir. Yani Karagöz bir gölge oyundur. Evet görüyorsunuz gölge oyunu. Orta oyunda insanlar tarafından aslında bu Karagöz'ün sahnelenmiş halidir. İsimler de değişiktir tabii. Mesela Karagöz bu oyunda kavuklu olarak karşımıza çıkar. Hacıbat ise bu oyunda pişeker olarak karşımıza çıkar. Kavuklu yine cahildir. Hiçbir şeye doğru anlamaz. Her şeyi yanlış yorumlar. Pişeker ise ona eğitim vermeye amaçlar bu şekilde ilerler. Tamamen bölümler, oyuncular, kadro vesaire mantık olarak Karagöz'le birebirdir. Sadece insanlar tarafından canlı kanlı bir şekilde oynanır orta oyunu. Özellikle bakmaya devam edelim. Oyun güldürüye dayanır. Güldürü unsurları yanlış anlamalara, şakalara ve nüktelere dayanmaktadır. Oyun kişilerinin sahip oldukları meslek ve yöresel özellikleri ağızlarıyla birlikte taklit edilir. E tabii ki bir Kayserili varsa sen İstanbul Türkçesi mi kullanacaksın? Tabii ki Kayseri ağzıyla konuşacaksın. Bir Ege'li biri varsa, Efe varsa, Zeybek varsa e o da Ege ağzıyla konuşacak. Trakyalı varsa ki var zaten. O da Trakya ağzıyla konuşacak. Yoksa gerçekçi olmaz zaten. Yine oyunun merkezinde Pişeger ve Kavuklu'nun olduğunu söylemiştik. Kavuklu okumamış, kelimeleri doğru telaffuz edemeyip sözleri yanlış ve ters anlayan bir tipi temsil eder. Bu anlamda Kavuklu kara unutma. Pişeger ise öğrenim görmüş, eğitimli, görgü kurallarına sahip bir kişidir. Bu özellikleriyle Hacıvat'ın karşılığı olarak değerlendirilir. Pişeger ve Kavuklu dışında Yine Zenne, Yahudi, Acam, Rumeli, Arnavut, Ermeni, Kayseri, Frank, Çelebi, Muhacir gibi kişiler de bulunmaktadır. Yine benzer kişiler vardır unutma. Ve yine az önce yaptığım yorum burada da yapacağım. 300 sene önce İstanbul'a gidin. 200 sene önce hatta ne zaman giderseniz gidin. İstanbul'da ne görüyorsanız, kimleri görüyorsanız bu oyunda da bunları göreceksiniz. Şimdi bir de bölümlerine bakalım. Yine 4 bölümden oluşuyor. Mesela Hacivat'ta biliyorsunuz Karagöz Hacivat'ta giriş bölümü vardır. Burada da yine giriş bir diğer adıyla mukaddime. Mukaddime zaten giriştir, ön sözdür unutma. Zunacı'nın pişeker havası çalmasıyla pişekerin sahneye çıkıp seyircileri selamladı bölümdür. E orada da Hacivat sahneye çıkıyordu unutma. Muavere ya da diğer ismiyle söyleşme. Burada da pişekerler kavuklu karşılıklı atışırlar. İşte kavukluyu orada çeşitli bir konuda eğitmeye çalışır. Görgü kurallarını yani adab-ı muhaşeret kurallarına onu aktarmaya çalışır Pişeker. Yine Karagöz'de aynı bölüm söz konusuydu. Fasıl'da ise diğer oyuncular sahneye çıkar. Asıl oyun burada oynanır. Fasıl'da üçüncü bölümdür. Ve bitişte Kavuklu ile Peşeker kısa bir şekilde karşılıklı konuşurlar. Ve oyunu bitirirler. Buna da bitiş denir. Diyoruz ve şimdi Metta'ya geldik bakalım. Metta. Bugün standartçılar vardır değil mi? Yani sevdiğinizde birçok standartçı vardır. Ama bu işin bence öncülerinden bir tanesi. En kaliteli ustaların bir tanesi tabii ki Cem Yılmaz'dı. Onu düşünün. Aslında Meddağ'ın olayı da budur biliyor musunuz? Yani ben Medda öğrencilerin kafasında somutlasın diye hep stand-upçı örneğiyle veriyorum. Bugün stand-upçı ne yapıyorsa metda da odur ve onu yapmaktadır. Bakalım yüksekçi bir yerde topluluk karşısında taklit güldürü gibi tekniklere dayanarak hikaye anlatan kişiye biz metda diyoruz. Metda yüksek bir yere oturur. Gündelik hayattan, efsanelerden, masalardan alıntıladığı hikayeleri güldürü unsurlarıyla anlatır. Metda hikayelerini anlatırken diyalog, taklit ve kişileştirme gibi tekniklere başvurur. Yani bugün herkes stand upçı olabilir mi? Olamaz tabii bu doğuştan gelen bir yetenektir bence. Aynı şey Metta işine geçerlidir. Çünkü hikaye anlatıyorsun hikaye anlatmak bir yetenek işidir. Güldürüyorsun e bu da yetenek işidir. Taklit yapıyorsun bunların hepsi tamamen aşırı bir yeteneğe dayanır. Dolayısıyla benzerlikleri zaten görüyorsunuz. Hikayeleri anlatırken ilgili karakterlerin seslerini mimiklerini ve hareketlerini canlandırır. Tek başına gösteri yapan Metta tüm kişilikleri kendi üzerine toplayan bir oyuncu olarak değerlendirilir. Dekor yok denecek kadar azdır bir sandalye oturur yüksekçi bir yerde. Eline bir mendil vardır, bir değnek vardır. Dekor olarak bunları kullanır. Hani bugün de sanatçıların elinde bir dekor var mıdır? Yoktur. Yine buna benzer şeyler vardır. İşte Mehtat'a da bunu görüyoruz. Mesela değnek yeri gelir süpürge olur, yeri gelir silah olur, yeri gelir baston olur vesaire. Mendili yeri gelir işte kullanır, yeri gelir peçe var kadın taklidi yapmak için. Yani çeşitli amaçlarla bu kısıtlı imkanları kullanır Mehtat'a. Ve son olarak daha hızlı geçeceğimiz köy seyirlik oyunlarına bakalım. Geleneksel Türk tiyatrosunun en ilkel ve basit hali olan köy seyirlik oyunları perde, dekor, kostüm ve aksesuar olmadan kırsal kesimlerde oynanır. Düğün, bayram ve köylerin özel günlerinde o bölgede yetenekli kişiler böyle köy meydanında bu oyunları sahneler. Bu bakımdan basittir ama önemlidir tabii ki. Köy halkı yaşadıkları herhangi bir olayı ya da sıkıntıyı taktiler ve ağız özellikleriyle güldür haline getirerek birbirlerini eğlendirmeye çalışır. Genellikle eleştirel bir tutumla oynanan köy seyirlik oyunlarında alaycı bir üslup vardır diyoruz. Ve böylelikle göstermeye bağlı edebi metinlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada genel anlamda zaten tiyatroyu ele aldık. Hem geleneksel Türk tiyatrosuna baktık hem de modern Türk tiyatrosuna baktık. Önemliydi. Buradan soru gelme ihtimali yüksek. Gerçekten yüksek samimiyetle söylüyorum. O yüzden çok iyi bir şekilde öğrenmekte fayda var. Zaten zorlayıcı bir şey yok. Her şeyi sana aktardım. Aklına da birçok şey kalmıştır diye düşünüyorum. Bu arada anlatımı nereden yaptık? şu elimde tuttum. 59 günde AYT Edebiyat ders kitabından yaptım. Anlatmaya devam edeceğiz. Bugün 5. gündü. Geriye 54 gün kaldı. 2 ay boyunca sizlerle ilerleyeceğiz ve o 24 net gelecek. Buna inanıyorum. Yeter ki sabırlı olun, azimle çalışın, hiçbir zaman umutsuzluğa düşmeyin ve Deniz hocanızda kalın diyorum. Ve artık veda zamanı geldi. 6. günde. Yani yarın tekrar görüşeceğiz. Lütfen sen derslerle ilgili, kampla ilgili düşüncelerini yorum kısmında paylaş. Kanalıma abone ol çünkü 1 milyon aboneye doğru gidiyoruz. Aynı zamanda AYT Edebiyat WhatsApp kanalımız var. Orada birbirlerinizin numarasını göremiyorsunuz zaten. Ben paylaşımlar yapıyorum. Oraya da gelirsen her türlü bildirimi kaçırmamış olursun. Şimdilik kendine iyi bak. Hoşça kal. Sevgiyle kal.